pedigri böyle bir şey gördüğünüzde şu demek, iki tane çocuk hasta demek. Bunlar bu ve bu hastalık göstermiyor ama genotipini bilemiyoruz anlamına geliyor. Şimdi eğer bu çocuklar DMD hastalığıyla geldiyse, DMD hastalığının X'e bağlı taşındığını bildiğimiz için biz bunların genotipini şöyle çıkartabiliriz. Mesela bunun üstüne artı koyarız. Bu ikisi bu şekilde. Y babadan gelmek zorunda olduğu için Y'yi buraya koyuyoruz. Buradaki X'i bilmiyoruz. Çünkü baba X vermiyor buraya erkeklere. Onun için bu X'i bilmiyoruz. Ama anneyi biliyoruz. Anne de bir tanesinde var sadece. Bir tanesinde yok. Neden olmadığını biliyoruz. Çünkü şurada sağlıklı bir çocuk var. Bu sağlıklı çocuğun olabilmesi için ya böyle olması lazım ya da böyle olması lazım. Birisi anneden, birisi babadan geliyor. O zaman buradaki X de pozitif olurdu, olması gerekirdi. Eğer anneden gelen şu olsaydı. Ama o olamaz çünkü bu baba sağlıklı şu anda. O yüzden bu babaya X'ye yazmak zorundayız. Sağlıklı olduğu için. Dolayısıyla buradaki kız da XX de olabilir. X artı X de olabilir. Yani taşıyıcı da olabilir. Tamamen sağlıklı da olabilir. Böyle pedigri çizilebiliyor. Buradan o zaman görüyoruz ki anne taşıyıcı, baba sağlıklı, kız ya taşıyıcı ya sağlıklı, oğlanlar hasta. Peki oğlanların sağlıklı olma ihtimali var mı? Evet var. Şu X seçilirse ve bu Y seçilirse sağlıklı olan çocuğu doğabilir. Öyle bir ihtimal var. Bu aktarılırken bu şekilde aktarılıyor. Eğer işte bir tane tablo çizmek isterseniz de, çizmeniz gerekirse. Yumurtadan geleni bir yere yazıyoruz. Spermden geleni de diğer yere yazıyoruz. Mesela anneden gelen yumurtalar, yumurtalar haploid olacağı için tekli yazacağız. XX olacak. Babadan gelen XY olacak. Şimdi eğer ki mesela bu sefer babaya koyalım. Pozitif. Ne olacak? Burada X artı X olacak. X artı X. XY. Baba hasta olduğu zaman dahi hasta çocuk doğmuyor. Hepsi taşıyıcı oluyor. Eğer anne sağlıklıysa. Anneyi pozitif yaptığımız anda, yani babada hastalık var, annede hastalık var yaptığımız anda şurası da pozitif olur, burası da pozitif olur. İki tane hasta çocuk, bir tane taşıyıcı, bir tane sağlıklı olur. Bu düşende gözlemlenecek bir şey, gözlemlenecekmesi biraz zor. Çünkü çocuklar çok ağır bir hastalık gösteriyor. Ancak hemofilide gözlemlenebiliyor. Hemofili çok ağır bir hastalık değil ama pıhtılaşma problemleri var ve hani kan kaybı ciddi oranlara ulaşabilir. Bir de iç organlardaki kanama sıkıntı yaratabiliyor. Hemofili hastalığında bu şekilde olabilir. Çünkü o da X'e bağlı resesif bir hastalık. Linkage diye başlayıp linkage anlatmadım ama şimdi ona geldim. Bu bağlı genler nasıl oluyor? Yine gamet oluşumu aşamasında gözlemlenen bir olgu bu. Şimdi mitozda ne gözlemliyorduk? İki tane kardeş kromatit gözlemliyorduk. Ama bir de bunun homolog kromozomu vardı. Buna da homolog diyorduk. Ve mayozun ilk evresinde bunlar böyle yan yana geliyorlardı. Yan yana geldiklerinde bunlar arasında bir parça değişimi oluyor. Bunu aslında liseden biliyorsunuz. Crossover ya da parça değişimi. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi oluyor.
Ve bu parça değişimi sırasında birbirine yakın olan genler hep birlikte aktarılıyor. Yani A, B, C, D, burada da X olsun. Ve bir hatta hem B'de hem D'de mutasyon olsun. Parça değişimi bu noktada olursa, yani şu noktada olursa X ve D bir arada gider. C de gidebilir. Ama B ile D'nin aynı anda gitme ihtimali yok. Dolayısıyla bu crossover hayvanlarda, ökaryotlarda, eşeyli üreyen canlıların hepsinde çeşitliliği arttırıcı etkiye sahip. Eğer böyle bir crossover olmasaydı, bir mesela gen dizilimi, diyelim ki işte iki tane mutasyon var veyahut da hatta şöyle bir şey var. Bunlar hep bir arada kalırdı ve o hastalık sürekli gözlenirdi. Veyahut da o fenotip sürekli gözlenirdi. Ama parça değişimleri sayesinde ne yapılıyor? Değişim sağlanmış oluyor. Ve şimdi linkage analiz nedir dersek, bunların rekombinasyon frekansları çıkartılıyor. Rekombinasyon, recombination, yani yeniden düzenleme demek. Rekombinasyon frekansı çıkartılıyor ve mesela A ile D'nin bir arada aktarıldığı durumlar, işte X ile D'nin bir arada aktarıldığı durumlar gibi bir sayı elde ediliyor. Eğer mesela X ile D arasında %2'lik bir rekombinasyon gözlemlenmiş, ancak D ile B arasında %50'lik bir rekombinasyon gözlemlenmiş. O zaman şöyle bir şey çıkartıyoruz. B ile D arasında 50 birim varmış diyoruz. D ile X arasında da 2 birim varmış diyoruz. Ancak hani D'nin bu tarafında mı, bu tarafında mı bilemiyoruz. Eğer bize X ile C'nin şeyini verirse veya D ile C'nin veyahut da B ile X'in uzunluğunu verirse, yani B ile X'in birlikte rekombinasyon oranını 48 olarak verirse mesela, o zaman biz deriz ki buraya 48, burası da 2 diyebiliriz. Yani şurasında X yapabiliriz. İşte bu. Yani şu anda birazcık nerede işe yarayacak acaba diye düşünüyor olabilirsiniz. İnsan düşünür. Yani 20 yıl önce genlerin nerede olduğu bu şekilde yapılıyordu. Çünkü genom projesi başlamamıştı. En azından 25 yıl önce en azından. Daha başlamamıştı. Veyahut da işte gen dizileme şimdiki kadar iyi değildi. Mesela Duchenne vasküler distrofinin de geni bu şekilde bulunmuş olabilir. Kromozomların üzerindeki genlerin lokasyonlarını bu şekilde buluyorduk. Hangisi hangisine uzak, böylece sıralamasını biliyorduk. İşte eğer frekansı çok düşükse birbirine çok yakın demek. Çünkü hep birlikte hareket etmişler. Frekansı yüksekse birbirinden uzak demek şeklinde. Kromozomlarda crossover faydalı bir şey. Çünkü genetik çeşitliliği arttırıyor dedik. Ancak kromozomlardaki başka böyle majör değişiklikler pek iyi sonuçlar doğurmuyor. Büyük mutasyonlara sebep olabiliyor. Özellikle kromozomun yapısında büyük değişiklikler yapmışsa. Mesela mayozda birbirinden ayrılmadıysa gametler oluşurken ve bir tane kromozom eksikse veya fazlaysa, o zaman fazla bir kromozom olmuş oluyor. Ve buna 21. kromozomsa Down sendromu diyoruz. Gametlerin yanlış oluşması. Hatırlarsak o metafazda şeylerden tutup ayırıyordu birbirinden. Metafazın iki tane metafaz var. Birinde homologları birbirinden ayırıyor. İkincisinde sisterları birbirinden ayırıyordu. İşte bu ayırma sırasında herhangi birinde
bunun üzerinde kromozom varken bunun üzerinde olmazsa o zaman o kromozom o gamette eksik olmuş oluyor ve o gamette canlıyı oluşturduğu için sonuçları katlanmış oluyor. Birden fazla kromozomun olmasına poliploidi. Aneuploidi bir sorun var demek. Yani bu çoklu çok kromozom. Bu bir sorun var anlamında. Yani kromozom sayısı normalden normalin dışında. Monosomik bir tane kromozom eksik demek. Çünkü haploid durumuna düşüyor. Her kromozomdan iki tane olacak ya. Bir tanesi yoksa monosomik deniyor. Eğer üç tane varsa da trisomik deniyor. Trisomi, 21. kromozom trisomisi denir mesela. Ona ithafen. Şimdi bunun dışında başka değişiklikler olabilir. Eğer bu kromozomun bir kısmı yoksa, yani delesyona uğradıysa, işte buna delesyon deniyor. İngilizcesini yazıyorum ki görürseniz bilin ne olduğunu diye. Çünkü çok fazla bu terimlerle anılıyor. Diğeri mesela duplication olabilir. Bu bölgeden iki tane yaparsa mesela duplication olur. Sonra inversion olabilir. Parçalar birbiri arasında yer değiştiriyorsa veyahut da ters dönüyorsa. Diğeri de translocation. Bu da bir kromozomun bir parçasının başka bir yere gitmesi demek. Bu translocation'da ünlü bir olay var açıkçası. Maalesef bir hastalıktan yine bulunmuş olan. Kronik myelogenous leukemi diye bir hastalık var. CML. Kronik myelogenous, yani miyeloid hücrelerini etkileyen kan hücrelerinin bir alt ünitesi olarak. Bu da lösemi. Bu lösemiye sebep olan bir translokasyon. 9 ila 22. Karıştırmayayım, evet. 9 ve 22. Şimdi 22. kromozomdan 2 tane var. 9'dan da 2 tane var. Eğer burada şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu 9 mavi bir kromozommuş. 22 ise mor bir kromozommuş. Bunun ucundaki parçayla bunun ucundaki parça yer değiştiriyor. Yani nasıl böyle bir şey olabilir derseniz, yani aslında her şey olabilir. Gamet oluşurken, çok fazla gamet oluştururken illaki hatalar oluyor. Ama neden 9'da 22 onu ben bilmiyorum açıkçası. Bunlar yer değiştiriyor ve yer değiştirdiği zaman buna artık Philadelphia kromozomu deniyor. Ve CML hastalarında da bu lösemi türünde mutlaka bu kromozom gözlemleniyor. Ve tanı bu şekilde konuyor zaten. Şimdi Down sendromunu dedik. Down sendromunda trisomi 21 dedik. Bunda 3 tane 21. kromozomdan var. Yani fazlası var. Dolayısıyla bir genden fazla olsa ne olur? Hani mesela XX 2 tane X olsa ne olur demiştik ya imprintingde. Yani inanılmaz büyük sonuçları var. Bir genin daha fazla üretilmesi iyi bir şey değil. Yani hiçbir zaman. İki tane varken üçüncüsü geldiğinde bu bir sorun oluyor. Herhalde Down sendromunu herkes biliyordur. Ama Down sendromu
sendromların hayati bir tehlikesi yok açıkçası. Uzun yıllar ve sağlıklı yaşıyorlar. Onda bir sorun yok. Onun dışında hani diğer yüz işte görünüşteki bazı değişiklikler, biraz işte zekada gerilik, öğrenme bozukluğu gibi şeyleri var. Sorunlar var. Ancak onun dışında sağlıklılar. DMD gibi değil. Şimdi bir de seks kromozomlarının, cinsiyet kromozomlarının farklı olması durumu var. Şimdi XXY var. XXX var. X var. Başka ne var? Ha, XYY varmış. Bu da yine kromozomlar düzgün ayrılmazsa şeyde gamet oluşurken düzgün ayrılmazsa ve eşey kromozomlarında böyle bir şey gözlemlenirse o zaman oluşacak olan şeyler, hastalıklar, hepsine hastalık diyebiliriz sanırım. Şimdi bu Klinefelter sendromu. Klinefelter sendromunda iki tane X olduğu ve bir tane Y olduğu için ve bu X'lerin de kendini kapatmayı akıl etmeyecekleri için, yani X inaktivasyonu yapmayacakları için X fazladan üretilmiş oluyor. Dolayısıyla bunlar erkek görüntüsünde olsalar da kısır oluyorlar, çoğalamıyorlar. Bunlar, buna hastalık diyemiyormuşuz. Sadece daha uzun boylu oluyorlarmış. Başka bir şey yok ama belki de vardır, bilinmiyor. 3 tane X olursa triple X. Bu kişiler dişi oluyor tabii ki ve kısır da olmuyor. Çocuk sahibi olabiliyorlar ancak zeka gelişimi eksik kalıyormuş. Monozomi X olunca da buna Turner sendromu deniyor. Buna Turner sendromu deniyor. Bunlar görüntüde dişi olsalar da eşey organları tam olarak gelişmiyor ve aslında hani tam bir rahim veya yumurta gelişimi gözlenmiyor. Ancak ergenlikten önce hormon tedavisi verilirse herhangi bir sorun yaşamadan yaşayabiliyorlarmış. Son olarak bahsedeceğim mitokondri. Mitokondrinin kalıtımında da değişik bir şey var. Mitokondri sadece anneden geliyor. Yani yumurta ve sperm döllenmesi sırasında spermin bütün mitokondrileri burada olduğu için kuyrukta ve sadece bu kısmı içeriye girdiği için, yumurtaya girdiği için erkekten hiçbir mitokondri gelmiyor. Yani bu bütün eşeğil canlılarda gözlemlenen bir şey. Mitokondri DNA'sı sadece dişilerden aktarılıyor. Ve böylece orada herhangi bir karışım olmadığı için, yani birbirine karışım olmadığı için böyle ancestry şey çıkartılabiliyor. Mesela insanlar hani 1000 yıl, 2000 yıl önce nereden nereye gitmişler gibi şeyler ona bakarak çıkartılabiliyor. Ancak bunun aksi olduğuna dair de bir şey vardı geçen senelerde. Biraz erkekten de mitokondri geliyor diye. Neyse, kloroplastlarda da aynı. Kloroplastlarda da sadece bir taraftan geliyor kloroplast. Onun için eğer kloroplastta kodlanan bir gense, mesela çiçeğin rengi gibi, o da şeye bağlı kalmıyor. Yani diploid kalıtıma bağlı kalmıyor.